Biraz önce perakendeyi konuşurken müşterinin hareketlerini algılamaktan vesaireden bahsettik. Fabrika tarafı biraz daha karmaşık herhalde. Yani hem bir çıktı var, hem bir tedarik zinciri var, arz tarafı var, üretimin yapılması gerekiyor ve bir de bu işleri düzgün görüp yatırım yapma problemi var herhalde. Kerem Bey, doğru söylüyorsunuz. Öncelikle merhabalar tekrardan. Hem tüm katılımcılara hem sizlere. Tabii artık Endüstri 4.0 ve IoT günümüzün vazgeçilmezi ve fabrikalarda endüstri tarafı da buna bütünüyle adapte olmak durumunda. Hem maliyetlerin minimize edilmesi hem verimli ve karlı bir tedarik zinciri ve üretim zinciri kurabilmek için bu elzem bir hal aldı. Biz de bu tarafta özellikle yatırımlarımız tarafında akıllı ve güvenlikle ilgili tarafa yatırım yapan bir corporate venture capital olarak özellikle bu noktayı önemsiyoruz. Açıkçası istatistikler de bunu doğruluyor. Müsaade ederseniz çok böyle manalı bir istatistiği paylaşmak isteyeceğim. Tabii IoT ki. pazarı işte 2021'deyiz. Yaklaşık 2025-2026'da yaklaşık bugünün iki katı olacak. Yaklaşık bugün 20-25 milyar adetlik IoT pazarı 50 milyar, 55 milyar adetlik bir IoT cihazına dönüşüyor. Ve dünyada donanım geliri hariç sadece 1,1 trilyon dolarlık 2025 yılında yapılan analiz ve istatistiklere göre 1,1 trilyon dolarlık bir pasta var donanım haricinde. Bu pastanın yaklaşık 750 milyar doları şeyden kaynaklanıyor. Uygulama, aplikasyon ve platformlardan kaynaklanıyor. Ben burada bir dakika böleyim. Buyurun. Şimdi bu bahsettiğiniz rakam Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin Hayır, bir sene çalışıp da üretip kazandığının daha üstünde. doğru. Tamam, siz devam edebilirsiniz. Buyurun. Yani demek istediğim 2025 yılındaki bu 754 milyar dolarlık dünyadaki hatta donanımı katarsak çok daha büyük trilyon dolarlık bir pazarda. Eğer Endüstri 4.0 tarafında ki yatırımları artırabilirsek ülkece olarak tabii ki her şeyin başında buradan çok ciddi ekonomi elde edebileceğimiz, gelir kazanabileceğimiz bir modelden bahsediyoruz. Biz de bu taraftaki yatırımlarımızla bunu desteklemeye gayret ediyoruz açıkçası. Süper. Yani demin o rakamın ne anlama geldiğini bahsetmiştim. Şimdi de başarı kriterini belirteyim. Türkiye her işte dünyanın %1'i veya %1'inin biraz altıdır. Umarım siz daha iyi performans yaratırsınız. İnşallah hep birlikte ülke olarak hepimizin tabii katkılarıyla olacak. Ümit ediyoruz. Biz de o yönde bir performans yaratmak isteriz. Peki, sahneyi size bırakıyorum. 5 dakika kadar biz kendimiz sohbet ettik. Dolayısıyla siz de öğlen arasından 5 dakika çalabilirsiniz diyeyim. Biraz argo oldu ama. Buyurun, Estağfurullah. sahne sizin, zevkle dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben çok kısa ProLine Ventures'tan bahsettikten sonra sözü çok detay inmeden açıkçası yatırımlarımız olan Sensor ve SafeTeknik'in arkadaşlarımıza paylaşmak istiyorum. ProLine Ventures 2016 yılında kurulmuş bir corporate venture capital ve tek uzmanlık alanı akıllı şehirlerle ilgili dikeylerde yatırım yapmak. Özellikle donanım ve yazılımın entegre olduğu sistemlere yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Bu yatırımlarımız arasında dediğim gibi özellikle Endüstri 4.0 tarafındaki uygulamalar ve IoT tarafındaki uygulamalar önem arz ediyor. Bugün de iki tane yatırımımız olan Sensmor ve SafeTech ile birlikteyiz. Özellikle konu yapay zeka olunca onların da yapay zekanın da meydana getirdikleri inovasyonları sizlerle paylaşmak istedik. Ben çok kısa Sensmor hakkında bilgi verecek olursam aslında Sensmor akıllı makine sağlığı alanında çalışan kestirimci bakım ve durum izleme ile ilgili sensör teknolojileri ve bunların arka tarafındaki yazılımları yapay zeka destekli olarak geliştiren bir şirket. Her geçen gün büyüyen ve ivmeli şekilde de ilerleyen bir yapısı mevcut. Bu çerçevede hem Türkiye'de hem globalde müşterileri olan bunların arasında Ford gibi, BSH, Bosch, Philip Morris, Türkiye'de yine Coşkun Öz, Kavo gibi özellikle belli endüstrilerin lider şirketleriyle çalışan bir şirket. Ben yine zaten sözü orada Başar Bey'e paylaşacağım. Kendisi hem teknik olarak daha detaylı bilgi verecektir. Yine Berk Beyler'den bahsedecek olursak da SafeTech,
tarafı. SafeTech'te özellikle SCADA ve Endüstriyel IoT pazarıyla ilgili olarak bu taraftaki siber güvenlik ihtiyaçlarını gideren bir çözümüyle burada bizlerle birlikte olacak. Özellikle bir taraf endüstri tarafındaki IoT sensörlerin durum izlemesine ve bunlardaki kestirmeci bakımı odaklanırken Berkler'in tarafı da SafeTech tarafı da burada özellikle endüstri tarafındaki siber tehditlere karşı ortaya konabilecek güvenlik çözümlerini bizlerle paylaşacak. Bunun iki unsurun da birbirini çok tamamlayıcı olduğunu az önceki istatistikler çerçevesinde düşünüyoruz. Ben müsaadenizle öncelikle sözü SenseMore'a Başar Bey'e vermek istiyorum. Soruyu da şöyle ileteyim müsaadenizle. SenseMore'u sizlerden dinlemek, hani SenseMore ne yapar, neler yapıyor ve özellikle yapay zeka tarafındaki faaliyetleriniz hakkında Başar bizimle bilgileri paylaşırsan çok mutlu oluruz. Tabii. Ben bunu bir sunumla aktarayım sizlere. Görsel olarak daha güzel destekleyebilirim sanırım. SenseMore neler yapıyor, makine sağlığı alanında nasıl çalışıyoruz ve yapay zeka ile hangi senaryolarda başarılı sonuçlar üretiyoruz? Şöyle olabilirsin. Şu an size ulaşıyor sanırım. Şu anda gelecek diye tahmin ediyorum. Birkaç saniye beklersek daha sağlıklı olacak başlamadan. Evet, ekran paylaşıldı. Sunum görünmüyor yalnız. Evet. Görebiliyor musunuz acaba? Sizden şu anda geldi. Evet, tamam. Evet. Şu anda görünüyor. Lütfen devam edin. Tamamdır. Öncelikle sizlere makine sağlığı ve kestirme bakımında SenseMore ne yapıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben SenseMore firmasında gömülü yazılım ve yapay zeka mühendisi olarak çalışıyorum. Öğrenim hayatıma lisans bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliğine mezun oldum. Aynı zamanda da fizik mühendisliği mezunuyum. Ve şu anda da elektronik mühendisliği yüksek lisans programına devam etmekteyim. Makine sağlığı adından da anlaşılabileceği üzere makinelerin beklenen koşullarda çalışmasıyla ilgili bir alan. Endüstride kullanılan makineler ise periyodik zamanlarda kontrollere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü makinelerin bozulması istenmedik bir durum yaratıyor. Kestirimci bakım ise makinelerin bozulmasını önceden tahmin etmeyi hedefliyor. Bu sayede plansız duruşları ve bakım giderlerini azaltmayı amaçlıyor. Peki böyle bir problemi biz neden önemsiyoruz? Açıkçası arızalardan dolayı makinelerin çalışamadan üretim hatlarının durmasının faturası üretici hem maddi hem de zaman açısından önemli ölçüde etkiliyor. Bunun yanı sıra makinenin çalıştığı hatta önceden yapılan arıza tespitiyle daha optimize bir hale getirebiliyoruz. SenseMore olarak makine sağlığı üzerine uçtan uca IoT çözümler sunuyoruz. Farklı kullanım senaryolarını destekleyen sensörlerimiz sayesinde makinelerden veri toplamayı açıkçası kolaylaştırıyoruz. Bu sensörlere gerek bir web tarayıcıdan, gerekse bir mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor ve bütün ölçüm verileri bulut ortamında tutuluyor. Topladığımız verileri ise kullanıcılarımızın isteklerine göre durum izleme, yapay zeka ile ömür tespiti, arıza tespiti gibi sunduğumuz çözümler için kullanıyoruz. Bu sunduğumuz çözümler sayesinde de eğer bir arıza tespiti veya ömür tespiti yapabilmişsek de bunların temel sebeplerini kullanıcılarımıza raporlayarak onları konu hakkında bilgilendiriyoruz. Bu alanda yapay zekaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Açıkçası geleneksel yöntemler biraz daha bir insanın bu konuda gidip makineden ölçüm almasını gerektiriyor ve burada gözle yapılan bir analizden bahsediyoruz. Bu bir sensör verisi, titreşim sensörü için bir dakika için yaklaşık 4.3 MB, yani oldukça büyük bir veri. Bir insanın buradaki sıkıntıyı görmesi biraz zor bir süreç. Ve bunun yanı sıra bir makinede, bizim gözlemlerimize göre bir makinede birden fazla arıza ortaya çıkabiliyor. Yani senaryolar gittikçe karmaşıklaşabiliyor. Biz de biliyoruz ki bu veriler içinde arızalar mevcut. Yapay zekanın öngörü, tahmin yeteneği gibi başarılı olduğu konular var. Bu yüzden yapay zeka sayesinde aslında bunları bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı ve optimum bir şekilde halledebiliyoruz. Burada gördüğünüz akış diyagramı SenseMore'un yapay zeka algoritmasının kısa bir özeti şeklinde.
Akışta iki kısım mevcut. İlk kısmı bütün makinelere uyguluyoruz diyebilirim. İkinci kısım ise biraz daha makine eğer bizim veri tabanımızda model olarak yer alıyorsa, tipini biliyorsak, nasıl çalıştığını biliyorsak bunu biraz daha arıza tespiti için kullanıyoruz. İlk kısım yapay zeka dilinde gözetimsiz öğrenme olarak geçen aslında unsupervised learning kısmına tekabül ediyor. Buradaki modeller böyle çalışıyor. İkinci kısım ise biraz daha yarı gözetimli ve gözetimli öğrenmeye bağlı modeller. Şimdi ilk kısımdan bahsedeyim tekrardan. Bir süre makinelerden biz veri topluyoruz. Daha sonra topladığımız verileri bir kategorizasyon yapıyoruz ve bunları bir sınıflar haline getiriyoruz. Daha sonra bu verilerden makinenin karakteristiğini çıkarıyoruz. Yani aslında makinenin nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Onun normal senaryoda onu tanımaya çalışıyoruz. Eğer makine normal çalışma senaryosunun dışına çıkarsa, farklı bir durum gösterirse buralardan anomali tespiti yaparak kullanıcıya anomali raporu şeklinde bunları sunuyoruz. İkinci kısımda ise eğer makinenin tipini biliyorsak demiştim. Burada makineden aldığımız ölçüm verilerini kendi modellerimize ince ayarlar yaparak uygun hale getiriyoruz ve bu makineye özel modeller geliştiriyoruz. Burada spesifik olarak arızanın ne olduğunu, çözümün ne olduğunu açıkçası kullanıcıya iletebiliyoruz. Yine aynı şekilde onları bir sağlık raporuyla bunları söyleyebiliyoruz. Bu veriler neye benziyor? Bunlardan da bahsedeyim. İşte gördüğünüz üzere gerçek sensör verileri oldukça karmaşık. Buralardan motifleri, örüntüleri görmek fazlasıyla zor. Ve farklı modeller yapay zekada farklı veriler gerektiriyor. Yani titreşim verisini kullandığınız anda sadece belki bir iki model kullanabiliyorsunuz ama yapay zeka alanındaki algoritmalar farklı modellerle farklı başarı sonuçları gösteriyor. Buradan şöyle bir yol izliyoruz. Titreşim sinyalini kullanarak yeni veriler üretiyoruz. Bu frekans verisi olabiliyor, bazı metrik ölçüler olabiliyor. Tabii ki sensörlerimizde diğer veriler de geliyor. Bunlar sıcaklık, nem, basınç şeklinde. Aynı zamanda kullanıcılarımızdan da girdileri alarak özellik uzayımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bunu yapma sebebimiz farklı modelleri kullanalım ve farklı modellerle başarı oranımızı artıralım şeklinde. Burada da son olarak bir gerçek vaka analizinden bahsetmek istiyorum. Bu geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcımızdan aldığımız rapor, kullanıcımıza gönderdiğimiz raporları içeriyor. Solda gördüğünüz grafikte noktalar arızanın zaman içerisinde ortaya çıkışları ve bunlar makinelerin aslında çalışma modlarını tekabül ediyor. Sağdaki grafik ise 3 haftalık periyotlarla makine hangi çalışma periyotlarında durumunu göstermiş. Soldaki grafiğe dönecek olursam ilk başlarda makine normal bir çalışma gösteriyor ama ufak tefek anomaliler var. Burada algoritmamız erken bir arıza raporuyla kullanıcıyı bilgilendiriyor. İlerleyen seviyelerde arıza artık kademece arttığı için arıza yoğunluğunun artış raporları kullanıcıya gönderiliyor. Daha ileri aşamalarda arıza modu artık normal çalışma modunun önüne geçtiği için bir duruş bekliyoruz ve artık ciddi bir arıza beklediğimizi kullanıcıya söylüyoruz. Yani burada bir duruş raporu gönderiliyor. Burada kullanıcımızın bizim önerimize, bizim raporumuzu dikkate aldığı için bir bakım yaptılar ve bu bakım sonucunda gerçekten makinedeki arızanın düştüğünü gördük ve gördüğünüz üzere belirli bir tarihten sonra da aslında eski çalışma modunun hiçbirine dönmediğini, makinede yeni bir çalışma modu ortaya çıktığını görüyoruz. Peki yapay zekalı bizim çıktılarımız neler? Plansız duruşların önüne geçebiliyoruz. Arızaları biz önceden tespit edebiliyoruz ve arızaları doğru tanıları yaparak problemin ne olduğunu kullanıcıya söyleyebiliyoruz. Kullanıcılarımızla yaptığımız görüşler içerisinde onların dönüşlerine göre bizim ulaştığımız başarı yüzdesi %86 oranında olmakta. Beni dinlediğiniz için burada teşekkür ederim. Soruyu da böylelikle cevaplamış oldum sanırım. Başar, çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgiler için. Ben sözü SafeTech Berk tarafına vermeden kısaca şöyle bir bilgi paylaşayım. Aslında Başar'ın paylaştığı gibi endüstri tarafında bir kestirici bakım uygulamasının ya da durum izlemenin yapay zeka uygulamalarıyla dakika bazında binlerce dolar, belki uzun süreli kesintilerde milyonlarca doları kurtarabildiğini görmüş durumdayız. Özellikle tabii endüstri tarafına bakıldığı zaman en önemli iki tane unsurdan bahsediyoruz üst düzey yöneticiler ya da patronlar için. Bunlardan biri ya maliyet azaltma ya karlılığı arttırma.
Aslında burada hem maliyetleri azaltan hem verimlilikle birlikte karlılığı da arttıran bir uygulamadan bahsediyoruz. Aslında yapay zekanın kullanımını endüstrideki çok net verimliliğe ve karlılığa artan etkisini görmüş durumdayız. Ben sözü belki de vermeden SafeTech tarafı da aslında bir taraftan durum izleme ve monitoringi inceledikten sonra endüstrinin aslında durmaması için en önemli noktalardan biri de yine SCADA ve endüstriyel IoT sistemlerinin siber güvenliğe ve siber saldırılara karşı koruma altında olması. SafeTech de burada ürettiği çözümle buna birebir çözüm üreten bir şirket konumunda ve bu çözümünü de şu anda EPDK gibi, Siemens gibi, Akedaş gibi, Aydın, Denizli, Muğla, Gediz Elektrik gibi farklı yerlerde konumlandırmış ve buralarda çalıştıran bir şirket. Ben sözü burada dediğim gibi Berke'ye bırakmak istiyorum. SafeTech tarafını ve onun yapay zeka ile ilgili yaptıklarını da ondan dinleyelim lütfen. Merhabalar Hakan Bey, çok teşekkürler öncelikle. Ben de bir sunumla devam etmek isterim. Hemen sunumu geçiş yapıyorum. Sunum açılırken biraz kendimden bahsedeyim aslında. Ben SafeTech'in yönetici ortaklarındanım. Bundan öncesinde yine zaten bir girişimin kurucu ortaklarındanım. Parkstop Banka Beta adlı girişimin kurucu ortağıyım. Biz SafeTech tarafına aslında yeni bu tarafa giriş yaptık sayılır. Bundan öncesinde yollarımız kesişti. Onunla birlikte giriş yapmıştık. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Başar Bey'le denk gelmemiz güzel oldu. Endüstrinin yani makinelerin ilerlemesi için, çalışması için gereken bir taraf var. Bir de bunun kesintiye uğramaması için gereken bir taraf var. Aslında biz o tarafa bakıyoruz. Yani SCADA sistemleri ve endüstriyel IoT sistemlerinin güvenliği noktasında çalışan bir siber güvenlik firmasıyız. Bizim de burada yaptığımız ürünlerin temelinde şu var. Bu tür endüstriyel IoT sistemlerinin, SCADA sistemlerinin saldırı tespit ve analizini yapan ürünler aslında geliştirmiş bulunuyoruz. Bu ürünlerde kısaca biraz bahsetmek isterim. Özellikle SCADA sistemlerinden biraz bahsetmek isterim. Bir firmanın IT tarafını biliriz. Yani genelde bu bilişim tarafı bu tür siber güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Ama biz bu işin biraz daha OT tarafına bakmaktayız. Aslında operasyonel teknolojiler tarafına bakmaktayız. Özellikle enerji üretim ve dağıtım firmalarında, üretim firmalarında, telekomünikasyon firmalarında, su arıtma, su dağıtım firmalarında, akıllı şehirlerde ve özellikle oil and gas firmalarında bu tür bir SCADA sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin birçok açığı bulunmakta. Özellikle uzun yıllardan beri bu tür sistemler otomasyon için kullanıldığı için farklı farklı açıklar oluşmuş durumda. Biz bu açıklara karşı iki farklı ürünle aslında bulunmaktayız. Özellikle bu ürünlerin özelliklerinde başlangıcında biz sistem içerisinde dahil olduğumuz andan itibaren bir asset discovery yapıyoruz. Yani aslında bir envanter yönetimi de işin içinde. Ondan sonra tehdit tarafını aslında biz bir algılamaya çalışıyoruz. İçeride bir tehdit varsa herhangi bir network dalgalanmasında veya içerideki networkte herhangi bir anomali tespiti bulunabiliyorsa bunları aslında tespit etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra yine bir istihbarat yapıyoruz içeride. Dışarıdan gelen saldırganı bizim diğer bir modülümüzün içerisinde, diğer bir sistemimizin, ürünümüzün içerisine alıp buradaki bu saldırganın analizini aslında ortaya çıkartmış oluyoruz. Ve böylece bir saldırı başlama anından saldırıyı sonlandırana kadar hem içerideki anomali tespitini yapmış oluyoruz hem de bu tespitle birlikte saldırganın da analizini tespit edip bir sonraki saldırısında daha fazla, daha hazırlıklı olarak aslında durmuş bulunuyoruz. Bizim tabii genel olarak Türkiye'de de birkaç rakibimiz bulunmakta ama daha çok yurt dışında rakiplerimiz bulunmakta. Bizlerin bu tarafta en büyük avantajı aslında saldırı analizini yapay zeka ile birlikte yapmamız da tarafında. Ayrıca saldırgan analizinde kendi sistemimiz içerisine alıp orada da onun tekniklerini ve atak tiplerini aslında ortaya çıkarmış oluyoruz. Security market'e baktığımız zaman yani bu pazarın 2018'deki analizinde 13 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü gözüküyor ama 2023'te yaklaşık bu 18 milyar dolara kadar çıkacağı aslında hedefleniyor. Burada biraz SafeTech'ten bahsedersek 2017'de TÜBİTAK'la birlikte kuruluyor. TÜBİTAK desteğiyle birlikte kurulduktan sonra EPDK'dan aldığı projelerle aslında ilerlemiş bulunuyor. Siemens'le, Akedaş'la, ADM Gediz Elektrik Dağıtım firmaları aslında iş yapmış bulunuyoruz. Bu noktada
bizim en son Silo'nda bir yatırım tarafımız bulundu. Ondan sonrasında bizim ödüllerimizden biraz bahsedebiliriz. En son Mercedes-Benz'in yarışmasında birincilik ödülü almıştık. EPDK, Elder gibi firmaların da aynı zamanda enerji sanımda ödüllerine, onların da desteklerine sahibiz. Genel olarak bahsedebileceğim taraf bu şekilde. Berk, teşekkür ediyoruz. Ben Başar'a tekrar kısa bir cevapla zamanda verimli kullanmak adına bu bahsettiğimiz yapay zekanın aslında ekonomiye ve şirketlere katkılarından bahsetmiştik ama belki senin de eklemek istediğin bazı başka faydalar vardır ya da önümüzdeki dönemde yapay zekanın sizin endüstrinizde gittiği yer anlamında bizimle paylaşmak istediğin bir şeyler varsa eklemeni rica ederim senden. Tabii. Öncelikle faydaya ve ekonomiye kazandıklarına tekrardan değineyim. Açıkçası biz üretici gözünden baktık bu probleme. Üretici konusunda gerçekten büyük problemleri çözüyor. Ne yapıyoruz? Arızayı önceden tespit ediyoruz. Üreticinin, üretim hattının durmasını engelliyoruz. Ve bir şekilde maliyetlerini, zamanını, iş gücünü optimize ediyoruz. Bunun yanı sıra tüketici açısından da şöyle bir destek sağlıyoruz. Sadece üreticiye değil, yani daha iyi üretimle, daha optimize bir üretimle tüketici daha başarılı, daha güzel ürünlere ulaşabiliyor. Bu her konuda ortaya çıkıyor. Bizim alanımızda bu nereye gidiyor? Açıkçası teknolojiler gün geçtikçe daha da ilerlediği için daha çok veriye sahip olabiliyoruz, daha çok veriyi elimize tutabiliyoruz. İşlem gücümüz gittikçe artıyor. Bu konuda gittikçe daha da optimize sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Özellikle Endüstri 4.0 ile zaten bu işler iyice otonom bir hale gelecek ve yapay zeka bu alanda artık vazgeçilmez, tek başına kullanılabilecek bir süreç haline gelecek. Teşekkür ederim. Ben aynı soruyu yine Berk'e endüstriyel sistemlerde ve SCADA tarafındaki o siber güvenliğin aslında vatandaşlar anlamında bize yansıması da olacağı gibi aslında endüstrilere de yansıması çok fazla. Özellikle kritik altyapılardan bahsettik. Ben gördüğüm kadarıyla otomotiv, enerji tesisleri, üretim gibi. Tabii ki günümüzün bu yeni dünyasında da bunlar çok önemli zincirler. Bu taraftaki siber saldırılara karşı SafeTech'in kullanılması neler sağlayacak hem kurumlara hem vatandaşlara hem de dediğim gibi sizin endüstriniz anlamında geleceği nasıl öngörüyorsun? Tabii ki. Aslında Hakan Bey güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi kritik altyapılarda herhangi bir oluşabilecek bir tehdit ciddi büyük problemlere neden olabilir. Özellikle bir rafineri düşünün aslında, petrol rafinerisi. Şimdi buradaki herhangi bir aksaklık veya herhangi bir problemde, yani SCADA sistemlerinin yönetim yaptığı noktalarda bir boru hattından fazla basınç verilmesi, bu tesisin patlamasına kadar yol açabilecek bir nokta. Veya şöyle düşünün, akıllı şehirlerde bir sinyalizasyon karışıklığının dışarıdan bir siber atakla yapılması. Yani tüm şehirdeki sinyalizasyon sistemlerinde, bu özellikle kırmızı yeşil ışıklardaki noktalarda dışarıdaki bir siber atakla birlikte buraların karıştırılması mevzusu aslında ciddi bir problem oluşturur. Yani bir kere bizlere bakan, halka bakan yönü bu noktada ciddi büyük problemlere sebep olabilir ki bunların geçmiş, yani çok da uzak olmayan bir yakın geçmişte örnekleri birazcık görmüş olduk. Özellikle İran'da bu nükleer santrallere yapılan bir saldırı aslında çok büyük bir, dünyanın başına büyük bir problem açabileceği noktasını aslında göstermiş oldu. Bu noktadaki tarafı ayrı olduğu gibi bir de şu noktadan bakmak lazım. Bir üretim yapan firma makineler ne kadar uzun çalışırsa o kadar karlılık noktasına geçiyor. Yani bir otomotiv firmasında herhangi bir saldırıdan dolayı herhangi bir üretim hattının durması demek aslında milyonlarca dolarlık bir zararı ortaya çıkartıyor. Çünkü bir otomotiv firması hem kendisinin ürettiği bir aracı satabilmekle birlikte bunun yan sanayisi de o hatta bağlı aslında. Bizim yaptığımız noktada buradaki oluşan anomali sistemleri, yani bir anomalinin ortaya çıkartılması ve bu anomaliyi yapan kişinin de hangi noktada ve hangi tarzda yaptığını biz ortaya çıkartıp bunun analizini yapıyoruz aslında. Yani hem biraz daha böyle halka bakan tarafı olduğu gibi bu işlemlerin, diğer tarafta da üretim noktasını, üretim hattının devam etmesine bakan tarafları da bulunmakta. Berk, teşekkür ediyorum.
Süremizin de azaldığından varsayarak ben şöyle aldığım notlarla da ufak bir derleme yapmak isterim. Hem başarın hem senin dediklerinin aslında şunu öngörmek mümkün. En nihayetinde üretimin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağladığı için hem verimlilikte artış hem karlılıklar şirketler için önem arz edecek. Bir diğer taraftan ise aslında insan sağlığından vatandaşların huzuruna kadar büyük bir alan önem arz ediyor. Çünkü enerji kesintilerinin hayatımızda neler meydana getirebileceği çok net. Diğer taraftan başarının dediği gibi ürün kalitesi arttıkça aslında biz yine bireylerin de daha iyi ürün kullandığı bir noktadan bahsediyoruz. Yani hem B2B'ye hizmet eden bir yönü hem B2C'ye hizmet eden yönü itibariyle aslında sizin endüstrileriniz yapay zeka kullanımıyla da birlikte hem karlılık hem de kalite vaat ediyor diye ben aslında böyle bir özet yapabilirim. Tabii ki ben en son artık kapanışı Kerem Bey'e söz vermeden ben Berke ve Başar'a da isimleriyle hitap ettim ama tabii biz onlarla yıllardır birlikte çalışıyoruz ama hem Başar Bey olsun hem Berk Bey olsun çok kıymetli iki startup'ımızın yöneticileri ve çalışanları konumunda. Onlara ben katkıları, bizlerle paylaştığı bilgiler için teşekkür ediyorum. Türkiye'de ve globalde çok güzel adımlar atıyorlar. Zor bir iki alan aslında. Ülkemizden iki tane bu şekilde değerin çıkması çok önemli. Bizlerin de arzu isteği bizim yatırımcı dışındaki tarafta aslında şirket ülkemizin şirketlerinin de bu şirketlere önem vermesi, onların ürünlerini kullanması, teknolojilerini daha da geliştirebilmesine ve global arenada rekabetçi olabilmeleri için çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Buradan da ben böyle bir çağrıda bulunmuş olayım. Ne kadar sensör ve safety ürünü kullanırsa aslında onlar da teknolojilerini daha iyi geliştirecekler ve global rekabette ilk başta söylediğim o büyük pastadan daha rahat pay alabileceklerini düşünüyorum. Kerem Bey'e de sözü vermeden şöyle söyleyeyim. Kerem Bey gibi bir moderatörün altında moderatörlük yapmak büyük bir heyecandı. Kendisine de o anlamda teşekkür ediyorum. Tekrar karşılaştığımızda da çok sevindim burada. Kerem Bey sözü size bırakayım. Teşekkürler. Bizim kuşağın hayatında çok kariyer planlaması olamadı açıkçası. Moderatörlük ihtiyaçtan yapılan bir iş olarak benim tarafımda sürüyor. İhtiyaçları karşılıyoruz açıkçası. Ama sizin buradaki yatırımı belki biraz daha yüksek sesle vurgulamanız gerekiyor. Arkadaşlarımızın yaptığı iş özellikle 5G geçişiyle beraber tesisler hem data olarak hem enerji olarak bağlandığında süper bir platform oluşturacak her iki boyutuyla, hem siber güvenlik boyutuyla hem operasyonel süreklilik anlamında çok güçlü bir silah sahip olacaksınız. Bunu o demin konuştuğumuz rakamların ötesinde de düşünmek mümkün olabilir. Yani buradan bazı yapı bloklarını başka sistemlerin içine satmaya kadar birçok fırsat görüyorum. Yani yatırımcı tarafında bu alanı keşfedip buraya yatırım yapmanız müthiş bir şey. Zaten arkadaşların gözleri de ferficir, her türlü sorunu çözmeye hazır görünüyorlar diyeyim. Başlarken de öngörmüş müydünüz işlerin bu noktaya geleceğini? Şöyle söyleyeyim Kerem Bey, biz Proline Ventures'ı kurarken yaklaşık 2016'da kurduk, 1 Kasım 2016'da. Yaklaşık 2 sene hem Türkiye pazarını hem global pazarı araştırdık ve biz bir karar verdik. Biz pazar yeri, e-ticaret ve aplikasyona yatırım yapmayacağız. Sadece donanım ve yazılımın entegre olduğu yüksek Ar-Ge barındıran daha zor pazarlara, Ar-Ge kabiliyeti yüksek işlere yatırım yapacağız diye bir karar vermiştik. O tarafta da daha uzun bir yolculuğu, daha meşakkatli bir yolculuğu tercih ettik ama tabii bunun umarım getirisi de o anlamda hem ülkemiz için hem bizler için daha yüksek olacağına inanıyoruz. Tabii Fikret Bey ile Berk Bey hiçbir zaman işte milyonlarca indirilen uygulama yaptık, işte herkes bizi konuşuyor, her cep telefonundayız falan gibi şeylerle övünemeyecekler ama buradaki kurulan ilişkiler 10 yıllık kontratlarla ilerleyen çok ciddi işler ve belki de Türkiye'nin çok daha fazla ihtiyacı olan işler. Belki bu konuda birer cümle arkadaşlarımızdan alıp sonra sizden bir tamamlayıcı yorumla oturumu kapatmamız iyi olabilir. En geç 5 geçe kapatalım.
Tamam. Yapalım mı böyle bir şey? Vallahi biz memnun oluruz. Sayın moderatörüm, buyurun o zaman. O zaman gene Başar Bey'den ilk kapanış cümlesini rica edelim. Sonra da Berk Bey'den. Tabii ki. Böyle bir platformda konuşma şansı olduğu için ben teşekkür ederim şirketim adına. Şöyle tekrardan bir kapanış da yapayım. Açıkçası yapay zeka gördüğünüz üzere çok fazla konuda bizlere yardım sağlıyor. Çok fazla optimizasyonu fayda sağlıyor. Bu yüzden kullanılmasını, bunların desteklenmesini, böyle etkinliklerin yapılması bizim çok hoşumuza gidiyor. Burada sesimizi duyurabildiğimiz için tekrardan teşekkür ederim. Aynı zamanda Hakan Bey'e de ve Kerem Bey'e de moderatörlüğü için teşekkür ediyorum. Berk Bey ile devam edelim o zaman. Kerem Bey, Hakan Bey, çok teşekkürler öncelikle. Gayet güzel bir etkinlik panel oldu. Yapay zekanın bu tarafta böyle konuşulması da gayet güzel bir şey. Çünkü siber güvenlik tarafı, siber güvenliğin altında bir OT siber güvenliği, yani endüstriyel IoT'nin bir siber güvenliğini konuştuk. Bunun da altında yapay zekanın bu tarafa ne veçede baktığını aslında biraz konuştuk. Gayet güzel bir şey oldu aslında bizim için. Hem de sesimizi duyurmak için de güzel bir etkinlik oldu. O yüzden çok teşekkürler. Burada gözüken arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederiz ve gözükmeyen arkadaşları da arka planda aslında biz görüyoruz. Onlar için de ayrıca teşekkürler. Umarım daha güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Peki, ben de bu dileklere katılayım. Şu anda ben birazcık şoke oldum. SCADA ne demek diye bir soru gelmiş ama isterseniz biz oturumu kapatalım. Çünkü SCADA otomasyon tarafında özellikle elektrik sistemleriyle ve uzaktan yönetim sistemleriyle ilgili olanların çok yakından bildiği bir terim. İsterseniz bunun için zaman kaybedip büyüyü ortadan kaldırmayalım. Sizden çok büyük şeyler bekliyoruz diyeyim. Ben Hakan Bey, siz kapatın. Estağfurullah. Ben de o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi burada tabii sizin az önce bahsettiğiniz gibi son şunu ifade edeyim. SenseForum ve SafeTech'in alanları belki milyonlarca indirilen aplikasyonlar olmayacak. Ama başarılı oldukları takdirde hem Türkiye'de hem globaldeki her fabrikanın belki de veya da her kritik altyapıda, her endüstriyel tesiste bulunan birer dünya markamız olacak. Bu anlamda da çok büyük bir motivasyon aslında. Diğer taraftan ben de kapatmadan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, yıllardır bu alana destek veren, emek veren, çaba gösteren bir inisiyatif. İsim söyleyerek isimler arası ayrım yapabiliriz, hata yapabiliriz diye isim kullanmayıp en nihayetinde inisiyatifin kendi burada çok önem arz ediyor. Tabii liderliğini Halil Bey'in yaptığı bir oluşum, o aşikar. Kendilerine bir hafta boyunca Türkiye'de yapay zekanın konuşulmasına zemin hazırladıkları için bunu startuplardan tutun da Türkiye'nin en büyük şirketlerini bir araya getirip hem business tarafını hem teknoloji tarafını konuştukları için bence bize bu imkanı burada sundukları için de ben de teşekkür ediyorum. Kerem Bey, sizinle de tekrar burada böyle bir vesileyle bir araya geldik. Sizlere de moderasyon için teşekkür ediyorum. Size bırakayım ben kapanış için hocam.